Çinlice iki vadi arasında oluşmuş bir mahalle. 1488 kayıtlı nüfusumuz var. Nereye baksalar yeşil, nereye baksa mavi deniz, pırıl pırıl denizimiz çok temiz. Kumsalımız müthiş. İsmim Cevat Kundakçı, 54 yaşındayım. Çinlice'nin ilk yerlisi biziz. Hadıoğullarından gelme yörükleriz. İlk yerleşim yeri bizim burası. Biz yörüyüz. Muzaffer Çaylı, doğum yeri Göcek. Çinlice'ye 59'da geldik. Adım Bayram Deveci, doğma büyüme Hacı Bucaklıyım. Dedelerimiz gelmiş buraya, zamanında yerleşmişler. Hayatımızı burada devam ettiriyoruz. Merhaba, Yadikar Oduncu. Burada doğdum, burada büyüdüm. 70 yaşındayım. Kerimoğlu, 1956 doğumlu Bayram Deveci. Talih Kundakçı, Çinlice nüfusuna kayıtlıyım. 1951 doğumluyum. İşçi emeklisiyim. Mahmut Çaylı, İnice köyünde doğdum. Buralıyız. Yaşım 38. Bulunduğumuz yerden başlamak istiyorum. Bizim bulunduğumuz yer İnice Halk Plajı. Daha önceden burada SEKA'nın barakaları var. Türkiye'nin her tarafındaki SEKA'da çalışan, adli devlet kurumlarında çalışan tüm memurlar kurayla, çekilişle buradaki numaralı barakaları çekip kimin kurasına çıktıysa buraya gelip burada tatilini geçirirdi. Çocukluğumuzda burası da aslında bir kamp vardı burada. Barakalar vardı. SEKA kağıt fabrikasının dinlenme alanıydı burası. Bizim bu taraf işçilik de Etibank Türk Maden Şirketi'nde çalışırdı, maden işinde. Ekseriyeti emeklidir yani bizim köyüm. Küçük yaşta sigorta numarası verme dahil aldık yani. SEKA özelleşince Allah razı olsun bizim belediye başkanımız Mustafa Tunç bu barakaları buradan kaldırdı Mustafa Tunç döneminde. Ki o günden beri belediyenin sayesinde burayı sahip çıkıyoruz, koruyoruz. Gördüğünüz gibi her taraf el değmemiş bir şekilde pırıl pırıl. O zaman babam rahmetli Etibank'ta çalıştı, şofördü. Annem ev hanımıydı. 10 kardeştik, 5 oğlan 5 kız. İsmim Mehmet Koyuncu. 1927 doğumluyum. Atatürk'ün hatırlayın. Ben evvel bu dağdaydım. Tabancılık yapıyordum. Yurdum yuvam orasıydı yani. Gördüğün Kızıldağ'da bu Kızıldağ var bak orada. Erezildik. Ne olacak çoban adam? Yağmurda ıslanır her tarafı. Akşam eve gelirsin. Sırtın varsa soyarsın. Yoksa öyle ıslanlarla yatmışsın. O zaman donmuştur yani. 7 çocuk vardı benim. 7 çocuğu büyüttük işte. Herkes aldı aldı ellerin kızı. Gitti sağa sola. Bize bırakmadılar yani. Tabii insanlar eskiden burada neyle geçiniyor? Tarımla geçiniyor. Burada çok susam olurdu, mısır olurdu dar dediğimiz. İnsanlar ürettiği susamı yıllık olarak tüccar gelir ayağında, tüccara satarlar. Ondan sonra yıllık ihtiyaçlarını, çocuğunu evlendirir. Mısır da ekmek olarak yerdik yani eskiden buğday mı oluyor? Olmuyor yani. Buranın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktı. Son 10 yılda turizme yöneldi halk. Tarımda girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle tarım bitmek üzere İnlice'de. Annem babam ne yapacak? Babacığım benim çalışmaya giderdi deliklere, ocaklara. Anacığım malına, maşatına çoğullanırdı. Tabii daha önceden zirai ilaç falan kullanılmıyor. Gübre falan yok. Yani bunlara ihtiyaç da duyulmuyor. Sadece atalarından öğrendikleri o külleme, kekiği kaynatıp suyunu bitkilere kullanma, küçük şişelerin içerisinde bu uyguladıkları değişik aromalı ilaçları ağaçlara asıp veya fidelerin arasına asıp o şekilde üretim yapıyorlardı. Tabii güzeldi. Bahçelere biz yaklaştığımız zaman mis gibi kokan pembe domatesler vardı mesela. Onları hiç unutmam ben çocukluğumda. Anam, eski köy gitti gari, başka bir şey geldi bu köye. Ya baksana her yakalar doldu daştı. Bir canım eski özlememin. Kendi köpeğin kendini ürerdi evveli. Şimdi geldim, seni kovacağım memleketten. Vallahi eski ben evlendiğimde 1976'da mahalle 7 evdekinde olduk, 70 ev. Eski huzur şimdi yok. Hayvancılık, sere, dara susam, buğday böyle olurdu. Şimdi turizm. Mısır ekerler, susam ekerler, bostan ekerlerdi. Köydü, pek kalabalık yoktu aşırı. Şimdi artık acayip oldu. O zamanları özlüyoruz. Yani herkesin olduğu gibi biz de özlüyoruz. Niye? Bizim çocukluğumuzda her şeyin bir anlamı var. Denize gelirdik, denizde yüzerdik. İşte lastik sapanla kuş avlardık. 14 yaşında gemilerde maden yüklemeye başladım. Sigorta numarası aldım. Tabii ki o zamanla bu zaman arasında müthiş değişiklikler oldu. O zaman çok daha doğaldı. Gerçi burada hala bozulmadı, el değmedi ama çok verilen mücadeleler sonucunda. Halk plajımızı korumaya çalışıyoruz. Özelleştirilmemesi için uğraşıyoruz. Göcek'te insanların tatil yapmaya geldiğinde gireceği bir deniz, temiz bir koyu yok. Tekne turizmi olduğu için oraya gelen insanların büyük çoğunluğu İnlice Halk Plajı'na geliyor. Bu halk plajını da Fethiye Belediyesi işletiyor. Hem kaliteli ve temiz, ücret bakımından da çok ucuz, iyi bir hizmet vermektedir. Fethiye Belediyesi'nin halk plajı olarak yine insanlara hizmet veriyor. Yazın günlük 10 bin, 15 bin kişi ortalama buraya geliyor. Tabii bunlar Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi artık
tirajımız farklı ülkelerden gelen konukları da ağırlıyor. Hemen zaten itişiğinde Göcek var, dünyaca ünlü. Meclisiyeliği dönemimde de çok girişimlerde bulundular burada. Burayı tatil köyü yapalım gibisinden. Ama biz tabii sağ olsun geçmişte belediye başkanlarımız da buna çok sahip çıktı. Yani belediyenin fiyatları uygun olduğu için. Artı buranın dokusu ne derler? O nostaljik plajlardan az kaldı. Çok dokular oynandı artık. Eskisi gibi değil doğamız plajlarımız. Hatta o dönemdeki küçük fidelerin şimdi şu anda sapsarı burayı rengarenk bir renk gümüşüne dönüştürdüğünü de görüyoruz. Kilemit'te buz musun, gelin misin, kız mısın? Akşam evinize varacağım, evlerde yalnız mısın? Yerleşik hayata ne zaman geçtin? Ovaya ne zaman indin? 1969'da. 42 yıl dağlarda yaşadın yani. Evet, evet. Daha fazla belki. Dağlarda geçimi derdim. Benim söylediğim maniler hindi olsa da size bir söylesem. Ortaokula gittim ben Fethiye. Günlük başında kaldım işte. 3 sene ara verdik de ondan sonra gittik. Gene gemileri görünce para alıştık ya sigortanın buna. Dönüldük gemiye yani ilk karneyi alınca ikinci ondan sonra gitmedim ben. Orada bir de film artistler çekim yaptı. Gönüllü kahramanlar diye. Edison geldi, Süleyman Turan vardı. Bunlar film çekerken orada da bir rol aldık biz. Onlarda vakit geçirdik. Çok güzel düğünlerimiz olur. 3 gün düğünü derdin evvel. Gelin alma derdin. Et yemeği yaparsın düğününde. Fasulyeli, nohutlu et pişirirsin, ot pişirirsin. Keşkek yaparsın. Pilav, milav her şeyin olur. 3 gün olurdu. Fakiri de aynı işkili düğün yapardı. Cuma'dan tutulur, cumartesi. Pazar gün biterdi. Hatta 4 gün bir de duvak yaparlardı kadın için. Pazartesi günleri. Ve yemek vere vere. 3 gün yemek verirlerdi. Şimdi bir gün zor yapılıyor. Evvel biz çocukları ben tarhanayla, bulguruna, nohut çorbasıyla bunlarla büyüttüm yani. Başka şey yediremedik. O zaman fakirlik de var. Fethiye Bulaş'ın bir yola çıkardık. Yolda Seka'nın otobüsü gelirdi. 302 MAN gelirdi. Onlara binerdik Fethiye'ye giderdik. O zaman minibüs yoktu. Tek tük taksi vardı. Eskiden sadece maden vardı ama buraya turizm geldikten sonra özellikle bizim kendi çevremiz denize, turizme yönlendiler. Çoğu kaptandır zaten, denizde çalışırlar. Ben de kendim eski bir kaptanım, emekli oldum. Villacılık ve bungalov üzerine turizm yapılıyor. Bunun dışında İnlice plajına yakın olan köy merağımız var. Biz hayvancılığı canlandırmak için geçen sene Tarım Bakanlığı'ndan burayı ıslah etme çalışması yaptırdık. Bu şekilde ülkemize katkı sağlamak için hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Elimizden geldiğince burada tarımı sürdürmek istiyoruz. Tabii girdi fiyatları ucuzlarsa tarıma devam edeceğiz. Bu hayat pahalılığında bir yere gitmemiz mümkün değil. Zorlanıyoruz yani o konuda. Kahveye gelip oyun da oynamaz oldum. İşte evin yanlarında vakit geçiriyoruz. Bir yerlere gitmek için emekli maaşımızın biraz yüksek olması gerekiyor. Emekli maaşıyla da geçinmek günümüzde zor yani. Pahalılık çok, hayat zor. 6,5 lira maaş alayım, gari koca zor geçireyim. Eskiden paranın değeri vardı. Bir de şimdi çocuklar gibi şey değildik yani. Anne baba ne getirirse onu yerdi. Şimdi çocuk bir sürü şeyler arayın sabah kahvaltısında. Biz tarhana, bulgur, mercimek, pirinç. İnlice 3 yıl öncesine kadar Türkiye'nin en kaliteli barbunya fasulyesini üretiyordun. Büyük bir gelir giriyordun. Ama şimdi bahar ayında 300-400 dönüm kadar ektiğimiz barbunya 50 dönüme kadar düştü. Girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle. Eskiki sana benzemeyen hindiki gençler sos ettik. Terbiyeli olmalarını isterdim. Şebekelik yapmamalarını. Hal dert birbirine yakınlık daha çoktu samimiyet. Şimdi parası olan konuşuyor. Ne diyen ki herkeste ayrı ayrı hava var. Eski insanlık bitti. Yardımlaşma bitti. 2 dönem köy muhtarlığı, 1 dönem mahalle muhtarlığı yaptım. Şu anda evde ömür tüketiyoruz. İnlice'ye huzur bulmak için gelecekler. Kuş sesleriyle uyanacaklar. Pırıl pırıl bir güneş. Zaten bir burası kaldı hemen hemen çevrede el değmemiş plaj olarak. İnşallah korumaya da devam ederiz. Çevremizi koruyalım. Gelişi güzel bina yapmayalım. Ormanlarımızı koruyalım, temiz tutalım. Su kaynaklarımızı koruyalım, temiz tutalım. Tabii herkes ev yapacak ama doğamıza uygun, kaliteli evler yapalım. Buranın güzelliklerini koruyalım. Turizm, hayvancılık, tarımı bir arada yaparak hayatımızı sürdürelim. Bunu istiyorum ben. Point TV'yi seviyoruz. Point TV'yi takip ediyoruz. Birçok bölgesel, etnik, coğrafi birçok konuya değinen, bölgemizin tanıtımı ve gelişimi için hizmet veren bir TV yayın olarak görüyoruz ve başarılar diliyoruz. Merakla takip ediyoruz. Bahçelerde güzellik, yalnız sende mi güzellik? Muskalar mı yazdırayım, Akkeden'e nazarlık.